Dilara Hanım, merhaba. Bugün güzel bir etkinlik için buradayız. İlk olarak etkinliğin amacından bahsedebilir miyiz? Aslında etkinliğin amacı otizmle ilgili farkındalık oluşturabilmek toplumda. Toplumda deyince bizim odak grubumuzu ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri oluşturuyor. Çünkü onlar geleceğin yetişkinleri. Otizmi tanıtmak, otizmin belirtileri hakkında onları bilgilendirmek ve otizmin farkında olmalarını sağlamak amacıyla biz fiziksel aktivite çatısı altında öğrencileri bir araya getiriyoruz. Artık lise öğrencileri, ortaokul, ilkokul öğrencileri otizmli çocuklara dokunduktan, onların ellerini tuttuktan ve onlarla birlikte oyun oynadıktan sonra otizmi asla unutmuyorlar. Otizm son yıllarda çok yaygınlık gösteren bir bozukluk. Toplum geneline baktığımızda Amerika'da yapılan bir çalışma bununla ilgili çok somut bir bulgu sunuyor. 2012 yılında yapılan araştırma sonuçlarına göre 8 yaş çocuklarında otizmin görülme oranı 68'de 1. Erkek ve kız çocuğu arasındaki farklılığa bakıldığında da yine aynı çalışmada 5 erkek çocuğa karşılık bir çocukta otizm bulgusu rastlanıyor. Bütün bunlar otizm konusunda bizim bilmemiz ve dikkatli olmamızı gerektiren bilgiler. Türkiye'de bununla ilgili elimizde çok kesin veriler yok. Fakat gözlemlerimiz giderek daha fazla sayıda çocuğun bu tanıyı aldığı yönünde. Peki toplumumuzun otizmli gençlere, çocuklara bakış açısı nasıl? Biraz daha bilinçlendik diyebilir miyiz bu konuda? Evet, yani şöyle, tabii otizmli çocuklar bulundukları toplumda hemen fark ediliyorlar. Çünkü bir takım stereotipik, yani tekrarlayıcı davranışları var. Davranış bozukluklarının görülme oranı çok daha fazla. En önemli belirtisi göz teması kurmuyorlar. Aslında bebekler çok erken yaşta 3-4 aylıkken anneyle göz teması kuruyorlar, karşılaşıyorlar. Gözler karşılaşınca gülümsemeye başlıyor. Ama bu çocuklarda bunu ileriki yaşlarda bile bu göz temasını göremiyorsunuz. İlgi dağınıklığı var. Bütün bu belirtiler otizmli çocuğun toplumda hemen fark edilmesini sağlıyor ama tabii ne olduğunu bilmiyorlar diğer insanlar. Ve bu tür davranışlardan dolayı da aileler gereksiz uyarılarla karşılaşıyorlar. Otobüste, dolmuşta ya da çarşıda bir disiplin problemi olarak algılıyor diğer insanlar. Ve aileyi çocuğunu eğitme konusunda uyarıyorlar. Tabii bu da aileler için son derece üzücü bir durum. Halbuki bu ailenin elinde olan bir şey değil. Tamamen çocuğun aldığı tanıyla ilgili, çocuğun içinde bulunduğu durumla ilgili olan bir şey. Peki aileler ne kadar bilinçli? Doğru eğitimi, doğru bilgiyi verebiliyorlar mı çocuklarına? Evet, şimdi önemli olan tabii bunun tanılanması, otizm tanısının konması. Tanı konulduktan sonra hekimler, çocuk gelişim uzmanları ya da işte çocuk psikiyatristleri bir şekilde bir yönlendirme yapıyorlar ama önemli olan ailenin bunun farkına varıp da bir hekime müracaat etmesi ve gitmesi. Bazen aile büyükleri yanlış yönlendirme yapabiliyorlar. Yani daha küçük işte göz teması kurmuyorsa ya da bir takım davranış problemleri varsa bunu farklı şekilde yorumlayabiliyorlar. Ama önemli olan ailenin çocuğunda bir farklılık olduğunun farkına varması ve ilgili yerlere müracaat edebilmesi. Tanı konduktan sonra süreç çok daha kolay işliyor.